Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman ülkeler. Bangladeş. Başkent Dakka. Resmi adı Bangladeş Halk Cumhuriyeti. Resmi dili Bangalce. Bangalce diye bir dilleri var. Pakistan'ın Urduca, Bangladeş'in adını aldı Bangalce. Bangladeş'in yüz ölçümü 143.998 kilometre kare. Yani 144.000 kilometre kare. Nüfusu 130 milyon. Küçük bir toprak parçası ama çok kalabalık bir nüfus. 144.000 kilometre kare bizim Ege bölgesinden bile küçük. Ama nüfus 130 milyon. Para birimi paha. 24 yıla yakın bir süre Pakistan devletine bağlı olarak kaldılar. O zaman Doğu Pakistan'da adı. 1971 yılında bağımsızlığına kavuştu. Pakistan eskiden tek devlet. Doğu Pakistan, Batı Pakistan. Arada Hindistan var. Gitmek gelmek zor. İngilizler öyle taksim etmiş. Bunu fırsat bildiler. 1971 yılında Doğu Pakistan adı değişti. Bangladeş oldu. Üç tarafı Hindistan ile çevrili olan ülke güneyden Hint Okyanusu'na açılmaktadır. Bangladeş yönetim olarak dört bölgeye ayrılmıştır. Devlet başkanı halk tarafından 5 yıllığına seçilmektedir. Uzun zamandır bir kadın yönetiyor. Koca ülkede başka erkek yok gibi diktatör bir kadın. O yönet. Başbakan ise devlet başkanı tarafından atanmaktadır. Bakanlar 350 üyeli meclisten seçilmektedir. %85'i Müslüman olan Bangladeş'in ekonomisi tarıma dayalıdır. Fakir bir ülke. Halkın %85'i tarımla uğraşıyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Bangladeş'te kişi başına düşen milli gelir tahminen 150 dolar. Görüyor musunuz? Nüfus ne kadar kalabalık. Toprak çok verimli ama yönetim berbat. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Akıl fikir versin. Neden Afganistan'la başladım? Pakistan ve Bangladeş'le devam ettim. Çünkü bu coğrafya Müslüman olarak çok kalabalık bir coğrafya. Afganistan sayesinde Pakistan ve Bangladeş Müslüman olmuş. Afganistan gerçekten İngilizlerle, Amerikalılarla, Ruslarla savaşmış, hepsini yenmiş, rüştünü ispat etmiş ama ne yazık ki fakir. Bu Hindistan Müslümanları dediğimiz Pakistan ve Bangladeş buralarda her zaman zengin topraklar, güzel insanlar. Bunlar ehli sünnet vel cemaat, Hanefi mezhebinden ama yöneticiler hep zalim, hep diktatör. Bir türlü siyasi istikrar sağlanamayan topraklar fakir kalıyor. O yüzden bu coğrafyanın kendine gelmesi lazım. Bu güzel insanların eski zenginliğine kavuşması lazım. Onun için çare bulmak lazım. Allah yar ve yardımcıları olsun. Amin.